Sanki konumuz hani devletin hafızası var, bir yerlerde toplanıyor diyor ama bu toplanan şeyler mutlaka toplanıyordur. Bizden daha iyi biliyordur. Toplanan şeylerin çok fazla ortaya çıkma gibi de bir huyu yok aslında. Yani evet, bunca zaman toplandı da ne kadar şey ortaya çıktı. İşte bir 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri gördük. Onun dışında Susurluk vesaire yaşadı. Mehmet Ağar bugün hala aramızda toplansa buraya kadar toplanabiliyor diye düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında ya da bu sistemin iktidarında bu meselenin doğru dürüst yargılanıp masaya konulup suçtan ortaya çıkması pek mümkün değil. Yani hatta hiç mümkün değil. Yani bu çok ham hayal olur. Hakikaten çok ciddi bir ayıklama gerekiyor. İşin ucu nereye gideceği de belli değil. Yani bugün insanlar susuyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nde herkes şunun tedirginliğini yaşıyordur. Benim acaba nerede fotoğrafım var? Ben acaba hangi düğüne katıldım? Ben acaba neyin yemeğini yedim? Ben acaba şu Suriye'ye giden araçlarınla ilgili nasıl bir vakam var? Ya da satılan petrollerin, IŞİD petrollerinin bana bir teması var mı? Hı hı. Yani devasa bir para geçiyor. Bu paranın bir bölümü işte Sedat Peker gibi diğer insanların elinde ama diğeri de bu bugün siyaset sahnesinde olan insanların öyle ya da böyle teması var. Şimdi bu endişeyle herkes susuyor. Hiç kimse konuşmuyor. Şimdi böyle endişe var olan insanlar hani biz bunu tartışalım, yapalım, bir sonuca vardıralım falan diyeceği mümkün değil. Onun için hakikaten bu mücadele, bugün rejime, tek adama ya da var olan parti devletine karşı verilen mücadeleyle bu bugün mafya devletinden ya da mafyalaşmış devletten ya da mafya düzeninden kurtulma mücadelesini çok ayırt edemeyiz. Yani birlikte yürüyecek, birlikte mücadele edeceğiz, aynı şeyin üzerine gideceğiz ve eninde sonunda elbette bir şeyler değişecek ve böyle gitmesi mümkün değil. Türkiye çok dinamik bir ülke, eğitimli bir ülke, genç bir nüfusu var, değişime dönüşüme açık bir ülke. Yani ilelebet böyle tiplerin yönetebileceği, işte Sedat Peker gibi, Ağar gibi, işte bu Ağaca da çıktı son dönemde. Yani hiçbir itibarı olmayan insanların ikide bir televizyona çıkıp akıl verebileceği bir ülke değil. Hakikaten değişecek, dönüşecek ama hani bu sistem buna izin vermez. Bu sistemin dönüşme, değişme süreci aynı zamanda bunların yargılanması, bunlarla hesaplaşma sürecinin bir parçası olacak. Bunlarla hesaplaştığımızda da bu sistemin, bu antidemokratik yönlerinin yavaş yavaş gideceğini de göreceğiz. Yani öbür türlüsü hakikaten mümkün değil. Keşke olsa. İşte bugün herhalde bir savcı Şanlıurfa'da bir şey söyledi. Evet, dün genelgelerle ilgili. Bakacağız onun başına ne gelecek. Yani koca Türkiye'de... Henüz bir şey gelmedi, valilik açıklama yapmadı. Çünkü gelebilecekte bir şey söylemedi. Bir araştırma başlatmadı diye. Hukuksal bir dayanağı yok dedi. Yani bir hukukçu olarak çok masumane bir şey söyledi. Ama ortada da çok başka ciddi iddialar var ve tek adım atılmadı. Bugün soruşturma niyetine Soylu'nun başvurusundan başka bir şey yok. Yani ve aradan epey yaklaşık bir aydır Özışık kardeşleri ve Sedat Peker için suç duyurularını evet, onun dışında hiçbir şey yok. Şey gelişmedi. Bir aydır konuşulan bir hikaye var. Uyuşturucu trafiğinden bahsediliyor. Başka bir dizi işten bahsediliyor. Ortada bir adım yok. Uyuşturucu trafiği, özür dilerim lafınızı kesiyorum ama son dönemlerde çok da haber yaptık biliyorsunuz. AKP'ye dokunan derken şöyle diyeyim. AKP'nin herhangi bir yerinde görev alan, bu danışman olabilir, bir genel merkezde ya da bir şubede görev alan, bir bakıyoruz oluk oluk paralar, uyuşturucu kullanımları. Yani bu ağ sanki artık kaçınılmaz bir son. Yani bu çürümenin başka bir aşamaya geçmiş gibi. Bu kadar gibi. Büyük paraların, bu kadar büyük servetin öyle ya da böyle bir çürümesi oluyor. Bu kaçınılmaz. Bir de hak edilmiş paralar değil. Emekle kazanılmış paralar değil, alın teriyle kazanılmış paralar değil. Bir yeteneğin, bir birikimin yani molekülü parçalamış bir bilim insanı değil ki onun maaşı böyle olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde çalışan bir büro çalışanı, belediyede çalışan bir şoför olan, işte az önce bahsettiğimiz iş mafya düzeni buralara kadar inmiş. Bu tamamen mafya düzeni işte bahsettiğimiz şimdi şey. Şimdi Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Bekçilerle ilgili biliyorsunuz bekçilerin yetkilerinin genişletilmesi de çok tartışıldı. O yetkiler genişletildi. Bekçiler kendilerini polis zannediyorlar, güvenlik güç zannediyorlar ve hani vatandaşı korumaları gerekirken sürekli bir onların gösterdiği şiddet görüntüleriyle karşı karşıyayız. Süleyman Soylu demiş ki, bu görüş, o eleştirilerin nedeni ideolojik. Ne demek lazım buna? İşte o 700 bin emniyet mensubu ve bekçilerle birlikte bugün en önemli istihdam, kamuda yapılan istihdam bekçilik. Onun dışında bir istihdam alanı yok. Yani bu arada şunu da söylemiş, özür dilerim.
Bataklık operasyonundan bahsetmiş. Operasyonda Çetin Gören'le birlikte Sedat Peker'in de olduğunu söylüyor, uyuşturucu operasyonu. Ve fotoğraflarını ekrana yansıtmış. Çetin Gören'in nasıl bir baron olduğunu anlatırsam yer yerinden oynar. Bunu biz yakaladık diye de konuşmuş. Hani bizim mücadelemiz de var. Başarı hikayesi arıyor anlaşılan. Yani, evet, yapmak zorunda. Başarı hikayesine ihtiyacı var. Kıbrıs açıklarında yaşanan hikayede biraz bu. Yani hı hı. Onun. Ama tüm bunlar ne kadar kurtarır kendini, niye daha önce değil de şimdi? Bunların hepsi soru işareti. Hani Süleyman Soylu hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi için de vazgeçilmez bir isim değil. Vazgeçebilir. Bugün vazgeçmese bile yarın vazgeçebilir. Belki de hakikaten dayak yemiş, yorulmuş bir Süleyman Soylu yanında oturtmayı daha çok tercih edebilir Erdoğan. Böyle bir sonuçta karşı karşıya gelebiliriz. Ama ciddi bir sarsıntı yaşanıyor. Yani toplum da bunu çok net görüyor. Bu mesele bile tek başına onlara beklenmedik ölçüde bir zarar verdi, bir sarstı. Yani bir adam hani meczup, yarı meczup, yarı çete lideri bir adam çıkıp 6 programla hakikaten epey bir sinir uçlarına dokundular ve sarstı onları. Bu da onların aslında bu kadar büyük güce, bu kadar büyük servete rağmen çok da güçlü olmadıklarını da gösteriyor. Yani en zayıf anlarından biri aslında. İyice yıprandılar, yoruldular. Yaptıkları hiçbir şey, yani son şöyle 1 Ocak'tan bu yana 4 ayı bir değerlendirsek, 4,5 ayı, pandemi vesaire, ekonomik kriz, siyasetin attıkları adımlar filan. Hani şunu becerdik dedikleri bir iş yok. 2 tane video yaptılar, ikisini de çekmek zorunda kaldı. Evet. Filan yani hepsi artık bir sosyal medyanın komedi versiyonu haline dönüşüyor. Evet. Bu anlamda da hakikaten büyük bir çuvallama. Ama işin kötü tarafı da sonuçlarından biz mağdur oluyoruz. Yani onlar para kazanırken, servetlerine servet katarken, yoksullaşan, acı çeken de bir Türkiye toplumuyla karşı karşıyayız. Oraya da geleceğiz ama önce bu konuyu kapatalım Sayın Şimdi, Ocaktan'la aslında beraber. Aslında bunları... Kapanacak gibi bir konu değil ama hani... Aslında Peker'in konuşmaları neden toplumda bu kadar karşılık buldu? Neden? Çünkü bu ülkede bir yönetim krizi var. Bu ülke yönetilemiyor. Şimdi... İşte bu açılma kapanma süreçlerini hepimiz biliyoruz. İnsanlar işte üreticiler ürünlerini hallerde döktüler çünkü onlar iki günden fazla durmaz, tabii, çürüdüler. Tabii. İşte intihar edenlerin sayısı, geçinemeyen, kirasını ödeyemeyen esnafın intiharları, 10 milyonluk bir işsize sahibiz bu ülkede. Evet. Dolayısıyla evine ekmek götürmekte sıkıntı çeken insanlar var. Yoksa toplum hani işler yolunda gitse, rahat olsa bunları umursamaz bile çoğunu. Çok öyle şeylere falan, ince işlere bakmaz yani toplum. Acaba toplum bu kadar zorda olduğu için mi zamanlamada şimdi, daha çok dikkat bilmem, çekiyor? Zamanlamayı böyle denk getirmelerinin mutlaka bir şeyi vardır ama fakat yani zaten ülke yönetilemiyor. İnsanlar bunu yaşıyorlar. Evet. Yani işte diyelim ki iktidara yakın medya her ne kadar her şey çok güllük gülistanlık gösterse de insanlar bunları yaşıyorlar yani. Bunlar öyle şeyle, propaganda ile falan halledilebilecek, çözebilecek şeyler değil. Dolayısıyla bu işlerin temizlenebilmesinin temel şartı şu. Hukuk olmadan hiçbir şey yapamayız. Bu ülke bu sistemden kurtulmak zorunda. Başka türlü bir şansı yok. Evet. Yani onun için, çünkü biz diyoruz ki işte yargı süreç başlasın, efendim soruşturmalar başlasın, incelesin. Ama nasıl başlatacak? Yani yargının böyle bir gücü yok ki. Yani yargının bir bağımsızlığından söz edemiyoruz. Yani insanlar da zaten güvenleri sarsılmış. Dolayısıyla hiçbirimiz herhalde sorsak, ya Sedat Peker'in bu iddiaları ile ilgili sokağa çıkıp soralım. Yok canım, kimse, kim ne yapacak? Der geçer. Yani, umutsuzlar da bu konuda. Sistem işlese, bir denetleme mekanizması olsa, en azından parlamento mesela görevini yapıyor olsa mensela şu anda işte bir Gensoy önergesi açılır, efendim komisyonlar kurulur ve dolayısıyla millet daha bir şeyler olacak galiba diye bir umuda kapılır. Şimdi böyle bir umut da söz konusu değil. Mesela Mehmet Ağar gerçi bu şeyle şunu görmüş olduk. Mehmet Ağar hep derin devlet denir ya. Derin devlet dediğin aslında bana göre başından beri de daha çok güç merkezlerinin ayak işlerini yapan biri gibi hep
zihnimde Mehmet Ağar benim hep öyle canlanır. Orada da öyle işte Marina'yı birileri almış. O da orada bekçilik yapıyor. Ya ben olmasam buraya mafya çöker filan. Süleyman Soylu dikkat edersen ondan sonra bir açıklama yaptınca hemen özür diledi. O nasıl bir derin devlet kardeşim? Hemen korkudan özür diliyorsun filan yani. Yani demek istediğim mesele aslında devletin kurumları işlerse bunları büyük ölçüde atlatırız. Ama şu anda böyle bir şansımız devletin maalesef yok. Devletin kurumları işleseydi bunlar olur muydu ki? Yani öyle bir şansımız yok şu anda. Yani Türkiye, yani mesela hiç konuşmadığımız bir şey var ki Türkiye'de. Yani eğitim bu süreçte çöktü mesela. Kimse, kardeşim bu insanlar, bu öğrenciler, bu gençler ne yapacak? Bir iki nesil kayboluyor ya. Evet, evet. Kayıp kuşaklar var. Kayıp kuşaklar oluyor yani. İşte gitmek istiyorlar zaten pek çoğu da. Böyle de bir durum var. Sayın Balbay. Tabii tanesizlik bir cümle daha ekleyeyim. AK Parti gelirken şöyle bir şeyle geldi. Yani işte hukukun üstünlüğü, özgürlükler konusunda hakikaten bir takım güçlü söylemlerle geldi. Ve bunların önemli bir şekilde de bu konularda da ciddi adımlar attı. Özellikle mafya çete işlerinde de biz galiba bu işlerden kurtulacağız diye bir umuda kapıldık. Sonra gördük ki 90'lı yılların o faili meçhul havuzundan beslenen insanlar hepsi buralarda bir vaziyet aldılar. Şimdi de o pislikler ortaya çıkıyor. Şimdi yolsuzlukla, yasaklarla, yoksullukla mücadele etmek için geldiğini iddia eden bir siyasi partiden, AKP'den söz ediyoruz. 3Y. Fakat bugün bakıldığında hepsinin ortada çok fazlaca olduğunu görmüyor muyuz? Maalesef. Şimdi tabii ben isterse konuşma hakkımı da konuşayım da söyleyeyim. Hepsini Mustafa kullansın. Döneyim ben Mustafa Bey'e, Mustafa sonra dönelim o zaman Mustafa size. Mustafa Balbay, 3Y ile geldi AKP. Yani yoksullukla, yasaklarla, yoksullukla mücadele için. Bugün geldiğimiz noktada hem yolsuzluk var, hem yasaklar var. Yoksulluk aldı başını gidiyor. Şu izlediğimiz dizi film tadında videolar, iddialar, senaryolar. Peki ne olacak? Yani sonuca gitmemiz için ne yapılması lazım diye size de sorayım. Sonra yoksulluk kısmına geçeceğiz Türkiye'nin. Şimdi ben o iktidara geldiklerinde kullandıkları 3Y'ye karşı yeni bir 3Y öneriyorum. Türkiye'ye mutlaka bir yeni bir yön, yeni bir yöntem ve yeni bir yönetim lazım. Yeni yöntem, o yeni yönetim. 3Y'ye karşı Türkiye'nin geleceğinde böyle bir yeni bir 3Y öneriyorum. Şimdi tabii son dönemde bu yaşadıklarımızdan sonra insanlarla yüz yüze gelmemiz zor oluyor ama örneğin işte dün Yozgat Demokratik Dernekler Federasyonu'nun üyeleriyle bir Zoom toplantısı yaptık. Eskiden yüz yüze yapardık bu toplantıları. Sordular bana, Türkiye nereye gidecek? Benim yanıtım şu oldu, sen nereye istersen oraya gidecek. Hakikaten bu kadar da güçlü hissetmemiz gerekir kendimizi. Evet, evet, şu anda içinde bulunduğumuz durumun bize umut veren bir yanı olmayabilir. Ama ne olursa olsun ben umutsuzluğu kabul etmiyorum. Ama tablo çok vahim, bunu da görüyorum. Bunu görmezsek zaten çıkış yolunu da bulamayız. Ve bu şu anda onların geldikleri 3Y, Sayın Özal Kuş, bir defa yasaklarla yönetiyorlar, yolsuzluktan besleniyorlar ve yoksulluğu kullanıyorlar. Hakikaten kaldıracağız dedikleri 3Y onların şu anda kaldıracı olmuş durumda. Ve şu anda bu gidişe karşı herhangi bir savcının resen hareket etmesi mümkün değil. Çünkü savcılar reisen hareket ediyorlar. Evet. Oradan da hepimiz izliyoruz. Günlerdir hiçbir ses seda yok. Çünkü orası beklemede şöyle bir söz vardır. Hani bir insanın, bunu devletlere ya da kurumlara da uyarlayabiliriz. Bir insanın en zayıf anı kendisini en güçlü hissettiği andır. Şimdi tabii siz bütün
kararları siz çıkartıyorsunuz. Bütün kararnameleri siz çıkartıyorsunuz. Türkiye'nin hani Fırat kıyısında iki koyun kaybolmuşsa ben kendimi sorumlu hissederim diyen devlet anlayışından biz, Fırat'ta iki koyunun kime ait olacağına ben karar veririm diyen bir başka mülkiyet anlayışına da geçmiş durumdayız. Evet. Ama bütün bunlara rağmen bugün 19 Mayıs olması nedeniyle de ayrıca vurgulamak istiyorum. Yani pandemiye dikkat ederek, giriş koşullarına dikkat ederek binlerce kişi bugün yine Atatürk'ün huzurundaydı, Anıtkabir'deydi. Ben orada bir ayrıcalık da olmasın diye de zorlamadım. Hoş da olmazdı zaten ama belli bir sırayla girdi insanlar. Belli bir mesafeyi gözeterek de girdiler. Ama bu özlemin aslında özünde yatan, hakikaten bugün karşı karşıya kaldığımız tabloya karşı da insanlar isyanlarını orada, özlemlerini orada dile getiriyorlar. Hani evet, çıkış yolu hani bu sadece bir hani söylem, Atatürkçülüğü anlamında söylemiyorum bunu. Konuşmamın başında vurguladım ya, Atatürk'ün önem verdiği iki büyük değer, meşruiyet ve millet, bugün de hala önemini koruyor bence. Mutlaka. Bu toplum bütün bu olanlara rağmen yani bir doğum gününü, ulusal bayramını bu kadar kendi içinden gelen coşkuyla söylüyorsa, onu enerjiye çevirip onu yeni bir geleceğe kanalize etmek de mümkün. Ben bunu zorlayacağız diye görüyorum önümüzdeki dönem. Bir de eğer hani zamanı çok zorlamayacaksam, medya ile ilgili de hep konuşuldu, ben dile getiremedim. Buyurun. Bir defa bugünkü yönetim anlayışı medyaya meclisten daha çok önem veriyor maalesef. Çünkü kamuoyu oluşturmak için de en çok ona ihtiyaç duyduğunu görüyor. Bu anlamda da benim tahminim, bildiğim bir şey yok ama örtülü ödenek kullanımı olağanüstü arttı. Olan şu anda şu kısmını biliyoruz. Türkiye'de bunu rakam bilerek, bilgiye dayalı söylüyorum, AKP'den önceki 15 yılda kullanılan örtülü ödenek 125 milyon liradır. Şu anda bir ayda kullanılıyor. Altını çiziyorum. AKP'den önce 15 yılda kullanılan örtülü ödenek bugün bir ayda kullanılıyor. Ben bunun önemli bir diliminin medyaya, medya örgütlenmesine ve gazeteci satın alınmasına ayrıldığını hissediyorum. Şu anda medyadaki değişimden, dönüşümden ya da kimi gazetecilerin farklı şeyler söylemeye başlamasından. Şimdi sevgili Adil Serdar Saçan bu ağır eleştirilerin yanına şunu koydu. Dedi ki yine devletle çözeceğiz. Polisin içinde de bu işi yapabilecek olanlar var dedim. Ben bir meslek ayrımcılığı anlamında söylemiyorum bunu. Ama Serdar Saçan'ın hani devletle çözeceğiz, devlete güveneceğiz, devlet bizim devletimiz dediği gibi şu anda ben yine medyada da gazetecilerin içinde de her şeye rağmen gerçekleri söyleyenlerin olduğunu görüyorum. Bunu yazanların olduğunu, söyleyenlerin olduğunu hepimiz görüyoruz. Ve bu anlamda şu anda Türkiye'de %5 %95'ten daha büyük. Ve şu anda medyanın da %95'i iktidarın kontrolünde, %5'i de RTÜK'ün ve basın ilan kurumunun hedefinde. Evet. Bütün buna rağmen bu mücadelenin içinde insanlar var. Hani Berlin'de hakimler var deniyor, işte Ankara'da da var diyelim diyoruz. Ben bütün bunları kenara koydum. Türkiye'de yurtseverler var diyorum. Her alanda var ama onların üzerinde şu anda zaten çırpınıyoruz. Onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu ben meclise de vakfediyorum. Mecliste de sevgili Saçan'ın söylediği gibi evet, hani daha çok sendikacı olsun istenir. Daha çok bu işin emekten yana olan insan olsun istenir. Daha çok istenebilir. Ama şu anda da yine her şeye rağmen direnenlerin olduğunu görüyoruz. Onların üzerinde hep beraber bir şey yapacağız. Yani Türkiye... Biz nereye istersek oraya gidecek. Bir ülke sadece belli bir kesim nereyi isterse değil. Geçtiğimiz dönemlerde de darbe dönemleri dahil Türkiye'nin rotası değişik şekillerde yönlendirilmeye çalışıldı. Ama kazanan toplumun ortak sağduyusu oldu. Kazanan yine Türkiye'nin genel anlamda kuruluş temeline dayadığı o millet ve meşruiyet oldu. Bunların tartışıldığı bir döneme giriyoruz. Bir de tabii
Türkiye'nin etrafı Sayın Özalkuş, Suriye bir muhaberat devleti. Gizli örgüt devleti, yani el-muhaberat Suriye'nin en güçlü teşkilatıdır. İran sonuçta bir molla devleti. Seçimler yapılır, liderler gelir, hepsinin tepesinde dini lider vardır. Yani etrafımızda hani coğrafya ülkelerin kaderini belirler diyoruz ya, böyle bir coğrafyanın içinde olmamızın zorlukları da var. Mutlaka. Bunların da biz zaman zaman kaderini paylaşıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen bizi onlardan ayıran yurtsever insan gücümüz. Ne yaparsak onun üzerinden yapacağız diye görüyorum ben. Pekala, şimdi siz yeni bir 3 yol önerdiniz diyeceğim ama onlardan biri de yeni yol, yeni yöntem, yeni yönetim. 3Y, tamam. 3Y önerdiniz yeni. Yeni yol, yeni yöntem, yeni yönetim. Bunlar umuyoruz ki yolsuzluğu, yasakları, yoksulluğu bitirecekler bu yollardan gidilirse. Şimdi yoksulluk, bütün bu konuştuğumuz dünyanın dışında gibi görünüp aslında sonucu olan bir durum olarak karşımızda. Bir yandan örtülü ödenekten son 15 yıldan fazla bir paranın bir ayda ortadan yok olduğunu söylüyorsunuz. Ama diğer yanda şu pandemi sürecinde kime ne kadar yardım yapıldığı ortada. Ben bu noktada Sayın Mehmet Ocaktan'a dönmek istiyorum. Bir kademeli anormalleşme dönemine geçtik. Neden anormalleşme diyorum? Çünkü kapalı alanlar serbest, açık alanlar yasak. Bir helallik istendi partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Eğer bu dönemde zorda kalan varsa gibi bir cümle başta olarak. Hani zorda olanı görmemek de ayrı bir herhalde yetenek ister değil mi? Varsa dediğine göre demek ki yani ne kadar olabilirmiş gibi bir şey var. O helallik istemesinden sonra tabii hemen seçim tercih edildi muhalefet tarafından. Ve sonra da birdenbire 3-5 bin lira arası esnafa bir destek, bir kereliğine hibe destek paketi çıktı. Şimdi bir destek paketi eğer tam kapanma yapıyorsanız, dolayısıyla tam kapanmada mağdur olacak esnaf kesimine bu paraları verirsiniz. Yani doğal olanı budur. Şimdi o zaman böyle bir şey yapılmadı. Kapanma süreci bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı işte esnafa iki kademeli olarak bir bölümüne 5.000, bir bölümüne 3.000 lira olmak üzere bir hibe verileceğini açıkladı. Toplam 4.6 milyar liralık bir destek. Bütçenin 4 aylık gerçekleşme rakamları 400 küsur milyar lira. Hı hı. Ona göre %1'ini temsil ediyor. Evet. Şimdi tabii bu acaba gerçekten bir müjde mi? Baktığımız zaman insanların zaten dükkanları 1,5 yıldır kapalı. Tabii. Yani arada bir açılıyor filan ama hiçbiri zaten çoğu kirasını ödeyememiş, belki mahkemelik olmuş, kredilerini ödeyememiş, evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Böyle bir tabloda şimdi bu rakamlar niye bu kadar az dediğiniz zaman efendim Türkiye'nin parası yok. Acaba yok mu gerçekten? Ama Türkiye'nin parası yoksa niçin o garanti ödemelerinin hepsi ödeniyor? Lazım. Onlara kira yardımı yapılıyor, vergi geçemediğimiz veriliyor. Otoyollar ve köprülere 2021'de ödeyeceğimiz para 14 milyar küsür. 2021 yılında. Yine şehir hastanelerine 2021'de ödeyeceğimiz para 16 milyar küsür. Küsuratlarını söylemiyorum. Evet. Şimdi demek ki para var. Bunları ödüyoruz. Tabii. Otoyollara ve geçmediğimiz köprülere çatır çatır para ödüyoruz. Bunlar ödenecek olanlar. Bir de affedilen kısmı da toplarsak zaten daha da artar. O beşli masar olmuş. Ben şey demiyorum. Böyle şeye nasıl diyeyim, iltifata masar olmuş beşli bir ekip var. Onların rakamları var. Kimisinin vergi ve harç borçları 19 kez, kimisinin 30 kez, kimisinin yine 19 kez indirilmiş. Evet. Yani devlet benim vergilerimden, yani toplumun vergilerinden onlara destek yapmış. Onlar belki okuyamayan öğrencilere, evine ekmek götüremeyen insanlara yardım olarak verilebilecek şeyler. Bu arada elektrik su faturasını ödeyemeyen, KYK borcunu yani ödeyemeyen öğrencilerin hepsine icra gitti, dosyalar gitti. Şimdi
Türkiye pandemi sürecinde bir şey vardı işte haber, Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir haber dolaşımdaydı. Türkiye bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Biz pandemi sürecinde en çok yardım yapan ülkelerinde, ben söylemiyorum, bunu IMF söylüyor diyor. Hayır. Şimdi oysa IMF'nin rakamları ortada. IMF'nin sitesindeki o açıklamaya göre 60 küsur ülke var. 60 küsur ülkede, ülke içinde biz 53. sıradayız. Yani orada yeşil var, az yeşil var, bordo var, bir de kırmızı var. Biz kırmızı listedeyiz. En az yardım yapan 1.9. Yani nüfus oranına göre baktığınız zaman az gelişmiş ülkeler arasında da yine 50 küsur ülke içinden biz 23. sıradayız. O da ne de? Evet, yani orada da kredi vermede, pardon, Türkiye'nin birinci olduğu bir şey var. Kredi. Birinci değil de 23. sırada olduğu o 60 küsur ülke içinden borçlandırıyor. Borçlandırıyor. Yani faizle kredi verdiği şeyleri birinci olduğumuz o. Yani hibe yardımında bulunamamışız. Evet. Hibe yardımında dünyada 60 küsur ülkeden 53. sıradayız. Ama kredi, faizli kredi vermede en önlerdeyiz. En önlerdeyiz. Yani evet, orada başarılıyız. Evet. Onu alıyor Türkiye. Diyor ki bak biz başarılıyız. Yani bu Türkiye'ye yani topluma başarı hikayesi olarak satabildiğimiz şey, topluma yeniden daha fazla borçlandırdığımızla eğer övünmemiz gerekiyorsa, evet, işte övebileceğimiz tek şeyi toplumu biraz daha borçlandırmış olduk.